söylenen arasında biraz fark var. Ali Çınar belki bize bunu anlatır. Ali Çınar, aslında Amerika Birleşik Devletleri kendi enflasyonunu aşağı çekebilmek adına ithalat tarifelerini aşağıya çekiyor. Ama bunun medyadaki lanse ediliş şekline bakarsak, Janet Yellen Liu He ile görüştü. Aslında birçok konuda Çin gerekli adımları atmıyor. Biraz da parmak salladı niteliğinde. O tatlı verilmeye çalışılıyor. Çünkü önemli bir dönüş hareketi Amerikan dış politikası ve dış ticareti açısından. Ne dersin? Şimdi doğru diyorsun Açıl. Başkan Biden göreve geldiğinden beri net olarak Çin politikası yok. O nedenle de yaklaşık 1,5 yıldır da Biden yönetimi biz Trump'ın koyduğu, arttırdığı tarifeleri değiştireceğiz, revize edeceğiz diyordu. Ama bir yol haritası yoktu. Anladığımız kadarıyla dün Hazine Bakanı Yellen'in Çin Başbakan Yardımcısı'yla görüşmesi bence Biden'la Çin Devlet Başkanı'nın telefon görüşmesine bir hazırlık. Çünkü 2 hafta önce Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Çin Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi yapacağını söylemişti. Ve son bir aydır da Biden yönetiminin artık yavaş yavaş tarifeleri revize edeceğini, Trump'ın koyduğu bazı ürünlere, yaklaşık 300 milyar dolarlık bazı ürünlere tarifelerde revize ederek indirim yapacağı ile ilgili birçok haber çıkmaya başladı. Bu konuda aslında Ticaret Bakanı'nın demeçleri vardı. Alüminyum ve çelikte düşünmüyoruz ama giysi, bisiklet, yani tüketim mallarında, mutfak eşyalarında bazı ürünlerde olabilir sinyalini vermişti. O nedenle şu anda gözler Biden yönetiminin, senin de dediğin gibi aslında iç politikaya yönelik bazı açıklamalar ama tüketicilerin günlük mallar için ödediği fiyatları düşürmenin bir yolu olarak yorumlanıyor. Enflasyonun da arttığını görürsek o nedenle Biden yönetiminin bir adım atacağı kesin. Ama ne zaman ve nasıl şekilde yapacağı belli değil. Burada da Amerika'dan bir açıklama var. Bir stratejik şekilde tarifelerin indirileceği açıklanıyor. Ve şu anda da tabii gözler Başkan Biden'ın Çin Devlet Başkanı'yla yapacağı görüşmede dediğim gibi belirli ürünlerde indirim olacak. Ama onun dışında alüminyum ve çelikte mesela olmayacak. Açıkçası Biden yönetimi hem içe yönelik, hayır biz Çin'le rekabet yapmaya devam edeceğiz. Hatta Kongre'de şu anda rekabet yasası için hala anlaşmazlık var. Her ne kadar Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde ve Mart'ta da Senato'da Çin rekabet yasası geçmişti. Ama ortak bir komisyonda ana final olan geçmedi. Ve Cumhuriyetçiler de biz demokratların ajandasına uydurmak istemiyoruz. Bloke koyarız dediler. Yani Kongre'de de sıkıntı var Çin konusunda. Ama Biden yönetimi bu tarifelerin indirilmesi için çalışmalar yapıyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Amerikan sendikalarından tepki var. İşçi sendikalarından Başkan Biden'ın bunu yapmasına çok sert tepki göstereceğiz demişti. Zira kampanya döneminde Biden ben sendika yanlısı bir başkan olacağım demişti. Çok tartışmaların yaşandığı bir Washington DC var ve bu şartlarda da bakalım Biden yönetimi ne zaman Çin'le bu tarifelerin indirimi konusunda bir anlaşma veya net bir yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. Ali Çınar, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın notlar için. Ozan